İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Kent Yaşam programında yine birlikteyiz. Bugün 6 Mayıs. Bugünün farklı bir önemi var. Programı açmadan önce bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gece yarısı saat 2 çeyrek geçe, 02'di. Önce Deniz Gezmiş'e aldılar. Sonra Yusuf Aslan'ı ve sonra Hüseyin İnan'ı. Hepsi dar ağacına çıktıklarında alttaki sehpaları kendileri tekmeledi. Hepsi Türkiye'nin bağımsızlığı için savaştı. Ve tam 45 yıl önce bu üç fidan, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan asıldı. Hepsinin bağımsızlık üzerine son sözleri vardı. Ben özellikle Hüseyin İnan'ın son sözünü bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum. Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türkiye halkına emanet ediyorum dedi. Aslında bakıldığında şu cümlenin ilk başında hiçbir çıkar gözetmeden kelimesi ne kadar anlamlı değil mi? 45 yıl oldu tam. Ama onlar ölmedi. Denizlerin arkasından binlerce Deniz, binlerce Yusuf, binlerce Hüseyin yetişti. Ve onlar yaşıyorlar. Böyle bir 6 Mayıs'a çakışan programda onları anmadan edemedim. Evet, bugünkü programımızın konusu kentsel dönüşümde hukuki süreçler. Program konuğum avukat Elif Eser Aygün. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sevgili izleyiciler, kentsel dönüşüm adına hatırlayınız. Geçmişte de birçok program yaptım. Olayın planlama bazında, şehircilik bazında ve imar rantları bazındaki bir sürü konuları sizlerle tartıştık. Buraya konuklar çağırdım. O konudaki görüşlerini anlattım. Kentsel dönüşüm yasası aslında çıkarılış amacına bakıldığında ne iyi dışarıdan çok böyle saf tertemiz okuduğunuzda hakikaten gerekli diyeceğiniz bir yasaydı. Ama iki ucu keskin bir kılıç gibiydi. Nereden keserseniz, nereye tutarsanız ona göre yorumlanabilecek gibiydi. Bu sürecin uygulamaya başladığı dönemlerden sonraki zamanında bazı konularda hukuki süreçler açısından sıkıntılar olmaya başladı ve kentsel dönüşüm yasa ve yönetmeliklerinde bir torba yasa ilavesiyle bir takım değişiklikler de oldu. Aslında ben bizi izleyen sevgili izleyicilere, konuda uzman hukukçumuz Sayın Elif Efser Hanım buradayken, eğer bize ulaşabilirlerse, ben yönetmen arkadaşımdan rica edeyim, aşağıda telefon numaramızı da geçsin, mutlaka onların bilgilenmesi gereken, hukuki açıdan gerçekten çok önemli bir takım konuları biz size bugün aktarmaya çalışacağız. Evet, Elif Hanım isterseniz şöyle yapalım. Kentsel dönüşüm yasası nedir? Ne amaçla çıkarılmıştır? Önce kısaca bunu bir alayım tabii sizden. Ondan sonra da yavaş yavaş konuya geçelim. Kentsel dönüşüm yasası 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası 2012'de yürürlüğe girmiştir. Hı hı. Ardından da bu kanunun uygulama yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı plansız yapılaşmanın, çarpık kentleşmenin önlenmesidir. Ve en önemli amacı can ve mal güvenliğinin teminidir. Bilindiği gibi ülkemizin karşı karşıya olduğu olası doğal afetler, en önemlisi deprem riskine karşı vatandaşlarımızın canlarının ve mallarının güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu kanunun asıl çıkma amacı hem plansız yapılaşmanın önlenmesi, çarpık kentleşmenin önlenmesi hem de can ve mal güvenliğinin teminidir. Evet. Peki uygulandığı süreç içerisinde ne gibi sıkıntılar oldu? Yani bu değişiklik neden arz etti? Niçin böyle bir değişikliği gündeme getirdiler? Birçok yapının artık ekonomik anlamda ya da fiziksel anlamda artık ömrünü yitirmiş olması nedeniyle artık bazı binaların yenilenmesi gerekiyordu, sağlamlaştırılması gerekiyordu. Bu şekilde
ortaya çıkmıştır. Amacı da kentsel dönüşümün budur. Riskli alanları, riskli yapıların daha güvenilir hale, daha yaşanılabilir hale gelen alanların yaratılması amaçlanmıştır. Evet. Şimdi tabii kentsel dönüşüm deyince tabii Türkiye'de kentsel dönüşümün çıkarılan bu yasayla yapılan uygulamalarına da bakıldığında aslında ben buradaki tanıtım metninde her ne kadar kentsel dönüşüm mü, rantsal dönüşüm mü diye ifade kullansam da siz bir hukukçu olarak olayın sadece hukuksal satırları içindeki meseleleri tartışmamızın yararlı olacağını ifade ettiniz ama sizin hukuksal anlamdaki ifadelerinizin ve toplum adına iyi niyetle çıkartılmış olan bu yasanın öyle görmek istiyoruz niyetimiz iyi niyetle ama kullanıldığı biçime de bakıldığında aslında bir takım sıkıntıların da yaşandığını görüyoruz. Vatandaşların bir takım kendilerine ait hak mahrumiyetleri olması, işte bir takım buna benzer sorunlar, böyle bir kararın alınmasındaki önceki süreç, sonraki süreç vesaire. Peki ben kentsel dönüşüm yasası ve yönetmeliklerindeki yapılan değişiklikler ne oldu? Önce onu alayım size. Tabii. Şimdi 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği Ekim ayında değişti. Bir takım değişiklikler yapıldı. 27 Ekim 2016'da. Evet, 27 Ekim 2016'da. Eskiden tahliye süresi sonunda yıkım için maliklerin arsa payı çoğunluğuna göre 2/3'ün anlaşması bekleniyordu. Şimdi artık bu yapılan değişiklikle tahliye süresi sonunda bu anlaşma beklenmeyecek. 2 aylık denetimler yapılmakta. Ben sık sık lafınızı keserek sorular soracağım. Özellikle tabii izleyicilerimize ulaşabilmesi açısından daha net. İsterseniz bunun bir sürecini ilk önce anlatalım. Belki daha somutlaştırabilmiş oluruz. Bu hukuki süreci, bir tespit sürecini, yıkım sürecini, uygulama sürecini anlattıktan sonra belki yapılan değişikliklerin akabinde anlatmak daha somutlaştırmış yani oluruz. Yani şunu mu söylemek istiyoruz? Yasadaki bu değişiklikler yasanın süreci içerisinde yasaya daha bir ivme kazandırılmak amacıyla çıkarılmış olan değişikliklerdir mi? Evet. Değişiklikler uygulamada çıkan sıkıntılar nedeniyle ortaya çıkmış değişikliklerdir. Yani bu kanun sonuçta 2012 yılında çıktığı için bu yasa uygulanırken bir takım sıkıntılar çıktı ve bu sıkıntılar çıktıkça da uygulama değişti. Ama ilk önce tabii bence bunun bir hukuki sürecini anlatmak gerekir. Buyurun, diye anlatın, düşünüyorum. Hukuki sürecini önce bir alalım. Şimdi bu kentsel dönüşümün hukuki sürecini 3 aşamalı olarak anlatabiliriz. Burada tespit süreci birinci süreç, ikinci süreç yıkım süreci, üçüncü süreç de uygulama sürecidir. Şimdi tespit sürecine kat maliklerinden birinin veya birkaçının başvurusu üzerine bakanlıkça lisanslandırılmış kuruluşa başvurmaları gerekiyor. Bunun üzerine bu lisanslandırılmış kuruluş... Ben tekrar kusura bakmayın. Tabii. Bakanlıktan onay almış böyle bir kuruma müracaat edilecek ki o kurumun vermiş olduğu rapor, çürük raporu geçerli olabilsin. Evet. Veya herhangi bir mimar, mühendis veya bir kurum değil. Hayır, bakanlıkça lisanslandırılmış kuruluşlar, yasada belirtilir hangi kuruluşlar olduğu. Burada bir apartmanda veya bir mülke içerisinde herhangi bir mülk sahibi, atıyorum 24 dairelik bir apartmanda, hiç önemli X kişi, değil. 12 kat maliki olsun bir yeterli. Bir tane kat malikinin kendi başına talebiyle yapılabiliyor. Evet, kendi başına talebiyle lisanslandırılmış kuruluşa, yani diyor ki benim apartmanım riskli mi öğrenmek istiyorum. Gidiyor lisanslandırılmış kuruluşa ilgili belgelerle. Lisanslandırılmış kuruluş bir rapor düzenliyor. Ama rapor düzenlerken tabii orada bir takım karot testleri ve binaya tabii, ait gerekli bir incelemeleri yapıyor binada. Evet. Karot alıyor, gerekli incelemeleri yapıyor. Ardından bu raporun bir nüshasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderiyor. Evet. Çevre ve Şehir zannetmesin ki kimse bu rapor denetime tabi değildir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu raporu inceliyor. Raporda yani denetime tabi bir rapor aslında lisanslandırılmış kuruluş tarafından olmasına çıkan. Rağmen. Evet. Peki maliklerden herhangi bir tanesi çıkmış olan raporun sonucunu beğenmez ise itiraz hakkı vardır. Evet.
O itirazını nereye yapıyor veya nereye yapmak zorunda? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, şimdi şöyle anlatayım. Rapor tamamlanıp müdürlüğe gönderiliyor geri. Eğer bir eksiklik oluyorsa bu durum tekrar tamamlanmak üzere lisanslı kuruluşa geri gönderiliyor. Lisanslandırılmış kuruluş raporu düzenliyor ve müdürlüğe gönderiyor. Müdürlük eğer yapı riskli olarak belirlenmişse durumu acilen Tapu Sicil Müdürlüğü'ne belirtiyor ve tapunun beyanları hanesine riskli beyanı işleniyor. Evet. Yani bu durumda yapı eğer lisanslandırılmış kuruluş tarafından riskli olduğu kanaatine varılırsa direkt müdürlüğe bildiriliyor. Ardından maliklere bir tebligat gönderiliyor. Bu tebligatta yapılarının riskli olduğu, 60 gün içerisinde yıkılması gerektiği ve 15 gün içerisinde buna itiraz edilebileceği belirtiliyor. Peki burada yapı maliklerinin bir tanesi yurt dışında yaşıyor diyelim. Çok evet. Ender geliyor Türkiye'ye. Böyle bir olaydan haberi yok mali. Evet, bunun için tabii ki de yurt dışında yaşayanlar için hak kaybı olmaması için yurt dışında yaşayan kişilerin adreslerini her ihtimale karşı apartman yönetimine bildirmesi gerekiyor. Yani böyle bir durum ortaya çıkmışsa yasal adreslerini bildirdiklerinde bu sefer onları da yani yurt dışındaki adreslerine evet, gönderiyor evet, tebligat. Böylece haklarını kazanmış olur. Yani bir mağduriyete neden olmamış olacak bu şekilde. Evet. 15 gün içerisinde itiraz edebiliyorlar. 15 gün içerisinde İtiraz mesela ne gerekçeli itiraz edecekler vatandaşlar? Diyecek ki benim binam şimdi Türkiye şöyle sağlam. Tabii çünkü şöyle bir durum söz konusu. Raporun kendisi kat maliklerine gönderilmiyor. Bu da hatta mülkiyet hakkını ihlal eden durumlardan biridir. Çünkü teknik açıdan inceleyip inceletemiyorlar. Sadece onlara gönderilen tebligatta 60 gün içerisinde yıkılması gerektiği, yapıların riskli olduğu, 15 gün içerisinde buna itiraz edilebileceği belirtiliyor. Hı hı. 15 gün içerisinde buna itiraz ediyor. İtirazların haklı görülmesi halinde bu durumda taşınmazın beyanlar halindesindeki riskli yapı beyanı kaldırılıyor. Fakat itirazları haklı görülmezse yapının riskli olduğuna kanaat getiriliyor ve tespit tamamlanmış oluyor. Bu tespitte, bu belirtmiş olduğunuz tespitte bir bakanlığın görevlendirildiği, bakanlıkça onaylı bir kurum tarafından binaen bir rapor çıkartılıyor. Raporun bir kopyası bakanlığa gönderiliyor, bir kopyası da Tapu Sicil Müdürlüğü'ne. Bu bina çürüktür. Ya bu ne ifadeye geliyor? Bu binadaki diğer dairelerin alınması, satılması vesairesi konusunda Tapu Müdürlüğü bilgilendiriliyor. Evet, bilgilendiriliyor. Yani bir yerden maliklerden herhangi birinin kullandıkları evin, tabii esas olan burada evin yaşanılmayacak ve tehlike arz eden bir yapı olması. Bu ana esas. Evet. Bu ana esasdan bir tanesinin yapmış olduğu müracaatta bu noktaya geliniyor. Zaten gelinen bu noktadan sonra geri dönüş zaten mümkün değil. Çünkü evet. 60 günlük süre içinde tebligat gönderiliyor vatandaşlara. Efendim bu binayı yıkın. Evet, yıkmaları evet. için. Ondan sonraki süreç? Ondan sonraki süreç artık bu riskli yapı tespiti kesinleştikten sonra yıkım sürecine geçiliyor. Hı-hı. Yıkım süreci maliklere bir yıkım tebligatı gönderiliyor. Bu Hı-hı. yıkım tebligatında maliklere 60 günden az olmamak üzere yapılarını yıktırmaları için süre veriliyor. Hı-hı. Ve bu taşınmazdaki yapıyı kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olan kişilere tahliye etmeleri için bildirim yapmaları isteniyor maliklerden aynı zamanda. Tabii bu süreçte evlerinin yaşanılmayacak nitelikte olduğunu bilen vatandaşlar dolayısıyla yenilenebilmesi için ne yapacaklar? Bir müteahhite müracaat ediyorlar. Evet, müteahhite müracaat. Müteahhite müracaat ettiklerinde binalarının yeniden yenilenebilmesi adına buradaki imar değişikliği var mı? Müteahhitin buraya girdiğinde yeni bir yapı yaptığında hem onlara bu mülkiyet haklarını vermek hem de müteahhitin kazancını sağlayabilecek imkanı oluşturacak bir imar imkanı var mı yok mu? Tabii bu da gündemde. Tabii. Eğer böyle bir şey yok ise yani vatandaşların kendi evlerini kendilerinin yapmalarını gerektirecek bir imar durumu var ise veya müteahhit derse ki siz 120 metrekare bir dairede oturuyorsunuz. Benim sizin evinizi yenileyebilmem için
işte size 65 metrekare konut veririm, kalan kısmı da kendi uhtemde tutarım diyerek bir teklif getirirse vesaire. Bunun bir sürü şeyleri var, evet. Varyasyonları var konuşabileceğimiz. Ama mutlaka bir müteahhitle anlaşmaları gerekiyor. Tabii gerekecek. Evet, ondan sonraki süreç. Şimdi bir süre veriliyor, 60 günlük süre yıktırmaları için ve aynı zamanda dediğimiz gibi tahliye bildirimleri yapılması gerekiyor. Şimdi bu 60 güne artı ek 30 günlük daha süre veriliyor ve yapı yıkılmazsa, elektrik, su, doğalgaz hizmetleri hala kesilmemişse idarece bunların kapatılması, durdurulması için ilgili kuruluşlara yazı yazılıyor, talep ediliyor ve ilgili kuruluşlar bu hizmetleri kapatıyor. Şimdi, yani burada önemli olan şu aslında, eğer yapılar yıkılmamışsa 2 aylık, daha demin yönetmelikte değişen şey bu aslında, artık 3/2 anlaşması beklenmiyor. Artık bu durumda yapı yıkılmamışsa mülki amirler tarafından kolluk desteğiyle yapı yıkılacak ve yıkım masrafları da kat maliklerine hisseleri oranında bölüştürülecektir. Peki yapı malikleri herhangi bir müteahhitle anlaşamamışlarsa o veya bu sebeple, yani yeniden yapılanmasını gerektirecek bir imar artışı olmamışsa, yapı sahiplerinin yeniden yapabilmelerine ait ekonomik anlamda bir imkanları yok ise, halen kullandıkları ama raporlanmış olan bir yapının kesinlikle devlet tarafından boşaltılması yıkılması söz konusu. Peki devlet şunu diyor mu? Ben şimdi orada olan bir vatandaş olarak düşünüyorum kendime. Ben seni buradan, ben devletim, senin böyle bir yapıda yaşamanı istemiyorum. Senin sağlığın için, benim için önemli. Ben seni buradan çıkarıyorum. Peki bu vatandaşlara devlet geçici olarak da olsa bir yerde herhangi bir iskan imkanı sağlıyor mu? Tabii ya, geçici konut veya iş yeri tahsisi mümkün oluyor. Nasıl? O nedir? Şimdi bu kanun kapsamında yapılan yardımlar var. Kira yardımı, faiz desteği, geçici konut, iş yeri tahsisi. Şimdi bu anlaşmayla tahliye edilen maliklere mümkün olması halinde, yani elde konut olması halinde. Pardon, buraya yanı bir parantez içine almak istiyorum. Elde konut olması halinde. Yani bunun kararını oradaki mülki alım veya devlet mi verecek? Evet. Mesela, peki elde imkan yok. Bu sefer kira yardımından yararlanabilirler ya da faiz desteğinden yararlanabilirler. Onları da anlatacağım. Tamam. İlk önce bu süreçleri bitirelim, tamam. Hepsine ben geçelim. Ben sık sık soru soruyorum çünkü hem konunun içerisindeki vatandaşlardan gelebilecek tabii, olan soruların tabii, neler olabileceğini anlamda. Evet. Tabii konuya tek taraflı da bakmak istemiyorum. Evet. Daha geniş görmek evet, istiyorum. Yani olayın hani tereyağından kıl çeker gibi evet, tık diye yapılmadığını. Mümkün olması halinde konut veya iş yeri tahsisi yapılabilecektir. Evet. Aynı zamanda sınırlı hak sahibi olarak yararlananlar ya da kiracılar içerisinde bir yıldır ikamet ediyor olmak şartıyla ya da işletiyor olmak şartıyla mümkün olması halinde onlara da iş yeri ya da konut tahsisi yapılabilecektir. Evet. Şimdi bu yıkım süreci, önemli belirtmek isterim ki bu riskli yapı tespit, yıkım ve tahliye süreçlerini engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunulabilecektir. Kanunda böyle bir madde var. Yani bu süreçlerin engellenmemesi gerekiyor. Çünkü burada bir kamu gücü söz konusu, can ve mal güvenliği söz konusu olduğu için böyle bir madde düzenlenmiş. Onun dışında yıkım sürecinden sonra uygulama aşamasına geçebiliriz. Uygulama aşaması, kanun koyucu riskli yapılarda uygulama aşamasında öncelikle maliklerce uygulama yapılmasını öngörmüştür. Maliklerce oy birliğiyle anlaşılması, oy birliğiyle anlaşma sağlanılamıyorsa malikler arsa paylarının 3/2 çoğunluğuyla anlaşma sağlamalıdırlar. Ha, bunu da isterseniz çok üstüne bastıralım çünkü arsa vatandaşların payları bu konuda, mesela diyelim ki 30 daireli bir apartmandan bahsediyoruz. Evet. Şimdi 3/2 dediğimiz zaman 20 dairesi evet diyorsa diğer 10 dairesi hayır, hayır. Ama hep öyle i̇şte yorumlandığı için. İşte burada 3/2 arsa payı. Yani arsa hisse payı. Evet, arsa hisse payı. Kesinlikle kat maliki sayısı değil burada. Şimdi izleyicilerimize bunu anlatmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, elinizdeki bulunan tapu belgesine baktığınızda eğer kat irtifakı kurulmuş ise yazar.
şu tarihteki kat irtifak sayı sesinde mesela diyelim ki 8. normal kat 24 nolu daire altında yazar arsa payının hissesi. Kat mülkiyeti kurulmuşsa da yine onu net olarak daire veya yerini belirler ama aşağıda yine tapu mülkiyetinde toplam parsel alanı içerisindeki hissesini yazar. Atıyorum 1200 metrekarelik bir parsel üzerinde ise diyelim ki 1200 × 30 yani 30 metrekarelik hissesi vatandaşa aittir. Veya 1200 × 12 metrekaresi vatandaşa aittir. Burada belirtilen 3'te 2'lik oran arsa payı oranıdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Lütfen devam edin. Şimdi bu karar 3'te 2'nin aldığı karar anlaşma şartlarını içeren teklifle beraber karara katılmayan 3'te 1'e gönderiliyor. Hı hı. Ve onlara bu karara katılmaları için 15 günlük süre veriliyor. Aksi takdirde taşınmazlarının bakanlıkça belirlenecek raiç değer üzerinden açık arttırma usulü satılacağı bildiriliyor. Şimdi bunlar tabii biz hani yasayı tıkır tıkır okuyoruz evet. Ama işin içinde olan ciğeri yanacak olan bir sürü kısacası bu karara katılmazlarsa 15 gün içerisinde açık arttırma usulü taşınmazları evet satışa çıkarılıyor. Evet. Şimdi bu satışa çıkartılır iken onun bedelini belirleyen yine bir komisyon var. Evet. Bedel tespit komisyonu var. Hı hı. Ve aynı zamanda SPK'ya kayıtlı lisanslandırılmış kuruluşa da taşınmazın değerini belirlemek üzere bir rapor hazırlatılıyor. Hı hı. Aynı zamanda da bir bedel tespit satış komisyonu da görevlendiriliyor. Bu taşınmazların değerleri bu şekilde belirleniyor. Ve aynı zamanda şimdi bu açık arttırma ilk önce bu 3'te 2'ye satılıyor. Hı hı. Eğer 3'te 2'den alan yoksa bu sefer raiç bedel bakanlıkça ödenmek kaydıyla hazine adına tescil ediliyor. Evet. Durum uygulama şimdi, aşamasında bu şekilde. Bunu hukukça anlattınız ama birazcık da böyle halk diliyle şey yapalım. Şimdi ben tabii birazcık olaya şu gözle de bakmak istiyorum. Şimdi İstanbul'da yapı stoklarına baktığımızda deprem yönetmeliğine uygun yeni yapılmış yapı oranı toplam yapı stoku içerisinde %10 yoktur. O kadar net. Şimdi %90'lık bir kesimde İstanbullular, tek İstanbul için söylemiyorum, Türkiye genelinde tüm Türkiye. Bakıldığında çünkü yasa Türkiye için çıkartılmış bir yasa. Bu konutlarda oturuyorlar. Evet. Şimdi hasbelkader biriktirdiği 3-5 kuruşla yastık altıyla bir yerde bir daire almış. Diyelim ki bir tanesi İstanbul'da bir yerde bir daire almış. Yeni taşınmış böyle tam oh ne soluklanacak, nefes alacak. 4 katlı her katta bir daire olan 4 tane daireden bahsedelim. Küçük ölçekte. Vatandaşın bir tanesi de 4 tane daireden 3 tanesini almış. 3 hissesi var elinde. Diyor ki bak ben buraya şikayet edeceğim veya burada rapor çıkartacağım kardeşim daireni bana sat. Ya ben evimde oturuyorum bana dokunma. O zaman diyor ben de hak sahibi olarak tak diye gider müracaatımı yaparım diyor. Yapıyor müracaatını. Doğal olarak deprem yönetmeliğine uygun bir yapı olmadığı için rapor aleyhine geliyor. Şimdi bu vatandaş 3'te 2 çoğunluğu olan kişi istediği müteahhitle, istediği evet. biçimde, istediği şekilde anlaşma haklarına sahip. Evet. 3'te 1'lik vatandaş eli kolu bağlı. Evet. Ya ben bir şey yapamıyorum diyor. Kusura bakma o zaman diyor. Devlet baba gel al elinden bunun diyor. Yasa var ya. Devlet baba da kardeşim yapamıyor musun? Peki diyor. Önce 3'te 2'lik adama diyor. Bunu yerine alır mısın devlet? Alırım diyor. Veya almıyorum diyor. O zaman hazineye veriliyor. Şimdi bakıyorum. Tamam yasanın yürüyebilmesi adına bir şeyler gerekli ama yasanın bazı püf noktalarına bakıldığında bu yasanın mağdur ettiği insanlar da var. Yani bu tür mülkiyet haklarının elinden aldığı insanlar da var. Daha sonra sürecin içerisinde de konuşacağız. Yasanın başka amaçlarla da kullandığına dair. Şimdi böyle bakıldığında tabii hukuki süreçte ve hukukun daktilo tuşları gibi basıldığında ortaya çıkan bir gerçek var. Ama bu da böyle bir gerçeği var. Böyle bakıldığında bu vatandaşın, bu bahsetmiş olduğum 3'te 1'lik vatandaşın hiçbir hakkı yok mu? Hukukçu olarak soruyorum size. Bu aşamada. 3'te 1'lik vatandaşın ancak uymak durumunda. Yani
Yani en nihayetinde bu yasa kamu gücü kullanılan bir yasa. Burada can ve mal güvenliği temini söz konusu olduğu için apartman eğer, yapı eğer riskli çıkarsa burada bu daha üstün bir menfaat olarak görülüyor. Yani olası bir afet, olası bir deprem riskinde, olası bir depremde çıkacak yıkımın önlenmesi. Peki. Yani X, Y, Z olarak değil, şahıs olarak düşünülmüyor aslında. Genel olarak düşünülüyor. Arkadaşlara bu İstanbul'daki afet riski haritasını bir atmalarını söyleyeyim ben. Ekrana bir atarlarsa. Şimdi bakın Elif Hanım. Önümüzde bir afet riski haritası var İstanbul'la ilgili olarak. Burada sarı lekelerle gösterilmiş olan kısımlar Japonya'da Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın tespit ettiği depreme riskli alanlar olarak tespit edilmiş. Yani diyor ki olası İstanbul'da bir depremde bu bölgeler çok riskli. Buradaki alanlardaki yapıların yenilenmesi lazım diyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir yasa çıkartıyor. Ben halkımın geleceğini garanti altına almak istiyorum. Onları sağlam konutlarda yaşatmak istiyorum diyor. Bu yasayı çıkartıyor. Aynı Türkiye Cumhuriyeti'nin uygulayıcıları bakanlık kanalıyla kırmızı lekeli noktalarda afet riski altındaki alan ilan edip yenilenmeye giriyorlar. Ve bu yenilenmeyi yaparken de devletin bütçesini biraz sonra kira yardımları ve bir takım KDV muafiyetleri vesaire şeyleri var kullanıyorlar. Kimin parası? Hepimizin parası. Devlet bunun için yapıyor. Vatandaşı olumsuz konutlardan daha yaşanabilir konutlara çevirebilmek adına yapıyor. Ama haritaya baktığımızda, uygulanmasına baktığımızda hiç de öyle değil. Burada hani size sorduğumda hukukçu olarak yanıt verdiğinizde kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm mü? Evet, bal gibi rantsal dönüşüm oluyor. Yani bunu da izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Gönül biz rantsal ki, dönüşüm olmamasını umuyoruz tabii ki de. Tabii, bu, çünkü can güvenliği en önemli. Evet. Ve can ve mal güvenliği temini yasanın en önemli amacı. Şimdi burada bütün bunların dileriz yürütülmesi ki adına bütün bakanlık, TOKİ ve bütün bu kurumlar ve belediyeler bunlar işin içerisinde. Vatandaş sadece bunlardan çıkacak olan kararlara göre geleceğini tayin edebiliyor. E şimdi geleceğini tayin edeceği kişiler bilir kişi, bu işi bilen, bu işin üstadları. E buyurun üstadların yaptığına bakıyoruz. Harita ortada. Bunu ben yapmadım. Bu Türkiye'de şu anda İstanbul'daki yapılan uygulama. Bu uygulamanın onlarcasını Türkiye genelinde de görebiliyoruz. Eleştirimiz buradan. Yasaya eleştirimiz yok. Yasalar Türkiye'de adilane uygulandığı zaman herkesin mutlu olacağı yasalardır. Ama eğer yasalar birilerinin çıkar uğruna kullanılıyorsa o zaman oturup bir düşünmek lazım. Şimdi kaldığımız noktadan devam edelim. Bunu özellikle burada izleyicilerimle paylaşmak istedim. Çünkü paylaşılacak bir nokta. Hani kentsel dönüşüme bir refleks gelişiyor Türkiye'de. Keşke Türkiye'deki bu yasal uygulama sizin ifade ettiğiniz gibi o iyi niyetimizde sürdürülmüş olsun. Bizim temennimiz o yönde. Temennimiz, evet. Şimdi burada isterseniz yardımlardan bahsedelim. Hayır. Bir kira yardımından, faiz desteğinden, konut işleri tahsisinden zaten bahsettik. Hı hı. Şimdi kira yardımı açıkçası en çok merak edilen durum. Kira yardımı. Bir tablomuz var burada. Evet. Kira yardımı bu 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği uyarınca sınırlı hak sahiplerinin, kiracıların, maliklerin fakat o yapıda ikamet eden maliklerin, kiracıların veya sınırlı hak sahiplerinin gerekli şartları kanunda belirtilen gerekli şartları sağlaması halinde ilgili belgelerle beraber başvuruları halinde kira yardımından faydalanabilirler. Gerekli şartları biraz açalım isterseniz. Gerekli şartları açalım tabii. Evet. Şimdi birincisi riskli yapı için yapı kimlik numarasının alındığı tarihte o taşınmazda ikamet etme şartı mevcut. Yani riskli yapıda maliklerin ya da kiracı, evet, kiracı ve mal sahibinin orada oturuyor olması gerekli. Aynı zamanda bir de bunu belgelemeleri için fatura şartı gerekiyor. Ha, yapı kimlik, evet. Su vesaire. Ama burada mutlaka tüketimi gösteren bir fatura olması gerekiyor. O da yapı kimlik numarasının alındığı tarihten son 3 ay, önceki 3 ay ya da sonraki 3 ay içerisinde o döneme ait olması gerekiyor. Onun dışında bu
15 Mart 2017'de bakanlıkça yayınlanan kira yardım uygulamaları kılavuzu var. Burada hangi belgelerle başvurulacağı, nereye başvurulacağı da belirtilmiş durumda. Gördüğünüz gibi bu bakanlık tarafından 2017 yılında yayınlanan il bazı kira yardım tutarları. Gördüğünüz gibi Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur. Şimdi zaten renklerle ayırmışsınız. Evet. Şimdi malik dediğimiz yani orada oturan hak sahibi kişiye atıyorum bu ilk sarı banttakilerde 535 lira aylık kira yardımı yapıyor. Kira. Ne kadar süreli veriyor bunu? Bunu 18 ay süreli. Riskli yapıysa 18 ay süreyle, riskli alansa 36 aya kadar. Riskli alansa. Defaten dediğimiz kiracılara, tek seferde bir defaya mahsus olmak taşınan, üzere. Alın bu parayı taşının diyorlar. Evet. 1070 lira ödüyor. Aynen öyle. Sınırlı hak sahibi. İntifa hakkı sahibi olabilir. Kullanma, yararlanma gibi hak sahipleri de defaten bir defaya mahsus olmak üzere bu rakamlar veriliyor. 2017 yılına ilişkin bedeller budur. Bu, yalnız belirtmek isterim ki bu durum bu tutarlar her sene değişmektedir. Tüketici fiyat endeksi oranında ve bakanlıkça yayınlanmaktadır. 2016'nınki daha farklıdır. 2015'inki daha farklıdır. O yüzden sistemden bakılmasını tavsiye ederiz. Daha sonraki süreç nasıl gelişiyor? Şimdi kira yardımından faydalanacak olanın faiz desteğinden yararlanması söz konusu değildir. Çünkü kanun bir de faiz desteği hakkı öngörmüştür. Şimdi taşınmasını kendi yaptırmak isteyen hak sahiplerine bakanlık çoğu kamu ve özel kuruluşuyla, bankalarla anlaşma yapmıştır. Bu kentsel dönüşüm kredisi için. Ve burada hem kira yardımından da hem ikisinden, yani bir seçimlik hak öngörülmüştür. Ya kira yardımından faydalanacak ya faiz desteğinden faydalanacak. Onun dışında konut ve eşyer tahsisi, onu tekrar anlatalım mı? Yok, o zaten konu üzerinde belirttik onu. Evet, açıkçası kanun uyarınca yardımlar bu şekilde. Uygulamada bu şekilde evet, yürütülüyor. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi ben yine bir ufak saplama yapmak istiyorum. Zaman zaman sizin sözünüzü kesiyorum ama tabii bunu yapmış olduğum programın benim programın bir omurgası var, bir görüşümüz var. Ben tarafsız değilim, tarafım. Ama doğru olandan yana taraf olmaya özen gösteriyorum. Hemen önümde bu torba yasayla ilave edilenlerin içinde bir konu var. Bakanlığın talebi üzerine askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanun kapsamında bulunan yerler ve dahil olmak üzere hazinenin özel mülkiyetinde bulunan riskli alanlarda rezerv yapı alanlarındaki taşınmazlardan kamu idarelerinin tahsisli olanlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü alınıp Bakanlar Kurulu kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilecek veya TOKİ'ye, belediyeye bedelsiz devredilecek. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Böyle bir düzenlemeyi de koymuşlar. Şimdi kamu alanları, hepimize ait olan alanlar. Bu alanlar TOKİ'ye ve belediyeye teslim edilecek. Şimdi TOKİ'nin kuruluş amacı belli. Türkiye'deki TOKİ'nin. Ama TOKİ'nin yaptıkları belli. Biraz önce ekranda gösterdiğim afet riski altındaki alanların tespit edilmesine ilişkin ve o alanlardaki dönüşen rantı izleyicilerimizle paylaştık. Böyle bir maddeyi gündeme getirmenin vatandaşlar açısından ne gibi faydası olacak? Oturuyorum, düşünüyorum, bir şey bulamıyorum. Yani bir askeri alanın, kamuya ayrılmış olan binaların, evet kamu binalarının gerekirse güçlendirmeleri, yenilenmeleri, depreme hazırlanmaları elbette gerekli. Ama bedelsiz devirleri. Kime? TOKİ'ye. TOKİ bir devlet kurumu, doğrudur. Ama bugüne kadar yapılanlara bakıldığında, Türkiye'de son 20 yıldaki imar mevzuatıyla dönen rantlara bakıldığında, insan çıldıracak noktaya geliyor. Burada bu masum yasanın
arzu ettiğimiz, istediğimiz olması gereken yasanın içerisine böyle birkaç tane tatlandırıcılar atıyorlar. Ve torba yasayla ya bir gece aniden küt diye ve bunları da veriyorlar. Bunları da özellikle izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili ilk uygulamalar İstanbul'daki bir takım askeri alanların bir bölümlerinin imara açılmasıyla başladı. Çok yakında, yani inanın, mezarlıklara dahi imar verecekler. Yani bu gidiş onu gösteriyor. Evet, bunu da paylaşmış olayım. Buyurun, devam edin. Şimdi isterseniz burada haklarını nasıl arayabileceklerini anlatalım. Tamam, kentsel izleyelim. Dönüşüm mağdur, kentsel dönüşüm uygulamalarından mağdur hı-hı. olanlar ne yapabilirler? Şimdi bu bize gelen en büyük evet, bu konuda davalar falan da geliyor. Evet. Bir de özür dilerim, bir şeyi daha atlamadan paylaşmak istiyorum. Eski düzenlemede 15 bin metrekareli küçük evet. olan alanlar afet riski alan ilan edilmiyordu. Artık o şart kaldırıldı. Metrekare şartı kaldırıldı. Yani şehrin göbeğinde böyle çok güzel ranta evet. dönük 3000 metrekare bir evet, artık metrekare sınırı olmaksızın riskli alan ilan edilebiliyor. Şimdi sevgili izleyiciler, ben aslında kötü bakmıyorum. Ama bunlar Türkiye'de yaşananlar. Şimdi Sayın Elif Hanım tabii hukuksal olarak doğru. Maddeleri tıkır tıkır söylüyor. Ama doğru. Biz de görüyoruz ki koca bakanlar kurulu, bakanların imzasıyla, mesela burada sizlerle paylaşmıştım. Maltepe'de 7000 metrekarelik bir arazi üzerinde imar planı yaptırtacak kadar 4 tane bakanın imzasını çıkartmışlar. Nedir bu kadar büyük bir mesele? Bütün bakanların işi gücü kalmamış da bunun arkasına nasıl düşmüşler? İnsan merak ediyor. Şimdi böyle bir 15000 metrekarelik alanın altındakilerin de bu olaya girmesinin arkasında ne olabilir diye kötü düşünüyorum. Ve hepsinin ötesinde bir şey daha çıktı. Tarihi yapılarla ilgili olarak da bir hüküm var. Evet, artık onlar da kentsel dönüşüme, kültür ve tabiat varlıkları kanunu kapsamına giren taşınmazlar da artık kentsel dönüşüm uygulamalarına tabi olabileceklerdir. Peki, tarihi eser durumdakilerin şeyi süreci nasıl gelişecek? Yani onun yapılması vesaire, onunla ilgili detaylar var mı yasada? Yeni çıkan değişikliklerde. Yani diyelim ki bir bina tarihi bir bina. Evet. Şimdi tarihi bina. Uygulama yönetmeliğinde buna dair hükümler var mı onu soruyorsunuz sanırım. Evet, zamanımız da azalmış. Ben bunları da özellikle vurgulamak istiyorum. Yani yıkılmış, yok olmuş olan, ısrarla dayatılan bir topçu kışlası evet. anlayışı. Acaba şehrin göbeğinde tarihi kimliğiyle var iken daha sonra aynı kabuk yapı yapılıp içinin restoran, otel veya kafeterya mı yapılacak? Kötü düşünüyorum ya. Düşünüyorum. Peki, çok az zamanımız kalmış. İsterseniz hemen tabii. uygulamayı da bir toparlayalım. Tabii. İsterseniz bir de mağduriyetlerini engellemek için hemen. Hakları nasıl arayabilirler? Şimdi belirtmek isterim ki yıkım tebligatı, riskli yapı tespit raporu, bunların hepsi idari hemen. İşlemdir. Kanunda açıkça belirtilmiştir. İdari işlemlere karşı 6306 sayılı yasa uyarınca yapılacak işlemlere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde idare mahkemelerinde dava açılabilmektedir. Hı hı. İdare mahkemesinde iptal davası açabilirler. Yani idarenin iş ve işlemlerinden dolayı menfaati ihlal edilen kişiler bir ay içerisinde, örneğin riskli yapı tespit raporu geldi. Hı hı. Bir ay içerisinde idare mahkemesinde dava açabilir. Yıkım tebligatı geldi. Bunların hepsi idari işlem çünkü. Ve eskiden yürütmenin durdurulması kararı verilmiyordu. Artık Anayasa Mahkemesi çünkü büyük zararların önüne geçmek açısından bunu iptal etti. Yürütmenin durdurulması kararı veriliyor. İdare mahkemesi idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç imkansız zararların doğacağını düşünüyorsa ya da işlemin, idari işlemin hukuka açıkça aykırı olduğunu düşünüyorsa gerekçe göstererek idare mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını verebilir. Aynı zamanda ikinci hakları nedir? Bu anayasayla düzenlenmiştir. Üst makama başvurabilirler. Bu başvuru sırasında dava açma süresi durur. Şu şekilde oluyor. Bu idari işlemi yapan makamın bir üst makamına bir dilekçeyle idari işlemin kaldırılması, yeni bir idari işlem yapılması, idari işlemin geri alınması için dilekçe yazabilirler. 60 günlük süre içerisinde bir cevap alamazlarsa talepleri reddedilmiş sayılır ve bu sefer dava açma süreleri
bu süreden itibaren başlar. Hakları bu şekilde, bunları kullanabilirler. Bir de şeyi sorayım, hemen programın sonuna kadar geldik. Vatandaşların kentsel dönüşüm çerçevesi içerisinde binalarına ait çürük raporu çıkmışlarsa ve yıkım kararı alınmış ise vatandaş bir müteahhitle anlaşmak zorunda. Tabii, ne yapmalı? Burada müteahhitle anlaşacağı zaman ne yapması lazım? Şimdi öncelikle, neyin altına imza atması lazım? Şimdi imza atacak şeyleri iyi okumalarını öneriyoruz. Çünkü en büyük sıkıntı vatandaşların imza attığı şeyi okumamış olmasından kaynaklanıyor. Müteahhite verilecek vekaletnameler iyi incelenmeli. Tahminen, tercihen bu işte uzman, alanında uzman birkaç hukukçudan destek alsınlar. Çünkü sözleşmede yapı denetim firmasının iyi seçilmiş olması gerekiyor. Sözleşmedeki süreler, cezai şartlar, fesih şartları, vatandaşın burada mağdur olmaması için bunların iyi yorumlanması şöyle gerekiyor. Şöyle toparlayabilir miyiz bunu? Vatandaş böyle bir eyleme girmeden önce, evet, bu konuda uzmanlaşmış, konuyu bilen, konuya, evet, vakıf bir hukukçu ya da birkaç hukukçu mutlaka görüş almalarını öneriyorum. Alır. Birlikte hareket etmelerini öneriyorum. Çünkü hak kayıplarına maalesef çok uğranılıyor. Bunu engellemek için mutlaka bir meslektaşımızdan, dalında uzmanlaşmış kişilerden destek almalarını öneriyoruz biz. Evet. Elif Hanım, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım izleyicilerimize en azından bazı konularda bir takım bilgileri aktarmışızdır. Sevgili izleyiciler, bugün Kent Yaşam programında kentsel dönüşümde hukuki süreçleri sizlere aktarmaya çalıştık. Ne ölçekte yararlı olduk bilemiyorum ama ben tabii biraz negatif baktım olaya. Negatif bakışımın içi de şundan kaynaklanıyor. Son 15-20 yıllık sürece bakıldığında Türkiye'de imar ve imar rantları olan bütün bu oluşumların yönetimdekilerin bu imar rantına imkan sağlayacak yasal düzenlemeleri de çıkarmış olmasından kaynaklanıyor. Aslında çıkan bu yasanın özünde hakikaten güzel, Sayın Elif Hanım'ın da belirttiği gibi, devletin vatandaşına yaşayabileceği, sağlıklı yaşayabileceği bir konut edinebilme yasası olarak düzenlendi. Ama gelin görün ki uygulamalara bakıldığında pek de öyle değil. Yasanın dediğim gibi iki tarafı da keskin bir kılıç gibi, hangi tarafından nasıl kesmek isteyen, kılıcı tutan kişinin elinde, ona göre kesiyor. Bu konuda çok da mağdur var. Onu bildiğim için özellikle paylaşmak istedim. Efendim, sizler adına Avukat Elif Efser Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Bir başka Kent Yaşam programında yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum. Ve programımızı kapatırken bugün yine tekrar ediyorum. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 45 yıl önce idam edildiklerini, asıldıklarını tekrar burada sizlerle paylaşmak istiyorum.